Hepinize selam dostlar. Ben Araş. Bugün size Briar'ın böyle tak diye tek atan bu build'ini göstereceğim. Selam. Aa, sen de mi kaçıyorsun? Bana yolu göstermen ne hoş. Zaten bu video başlangıcına bir yerden alışmışsınızdır diye düşünüyorum. Geçen attığım videoyu biliyorsunuz. Maalesef ki takımımıza gelen otistikler yüzünden o maçı kaybettik. LoL'ün karanlık yüzü diyelim. Bugün o build'i size tamamen göstereceğim ve bu sefer kazanacağız. Bu sefer win alacağız. Bu win aldığımız hale diyelim. Bu build'i tamamen güzelliğinden, temizliğinden size göstereyim. Şimdi bu build'imiz tamamen zırh deşme odaklı olacak. Zırh deşme veya zırh delme üzerine. Ki zırh delme lazım olacak. Onu da Fani Hatıratı veya Dominik düşünüyorum. İkisinden biri olacak. Çarpımızı atalım. Orada otom istedim. Umarım o otomis yüzünden tamam. Bakalım karar vereceğiz. Biliyorsunuz o itemler zaten buff'lı. İlk kanı verdik bile. Can değerine bakalım. Can değeri de azmış. Neyse olabilir. Unlucky diyelim. Unlucky diyelim. Hemen ilk kandan adamı rencide etmeye gerek yok. İlk kandan hemen tespit yapmayalım. Biz her bokolog değiliz. Şimdi dönelim, kuşlarımızı alalım. İlk item tahsildir alacağız. Tahsildardan sonra zaten yoğumu gideceğiz. Yoğumudan sonra elektrikli devir kalıcı derken Dominik veya Fani Hatıratı alacağız. Bu şekilde gidecek. Ama ben bu oyuna Fani Hatıratı düşünüyorum açıkçası. Veya Jax can fazla kasarsa Dominik almayı düşünüyorum. Ben çarpımızı yine atalım buraya. Ormana hızlı döndük. Güzel döndük ormanı. Şimdi kayacılıları da alalım. Bir gank patlatmayı deneyelim bakalım. Ama her lane'imiz itmiş. Her lane ittiği için de birazcık şanssızız diyelim. Şimdi Jax acaba nerededir? Bence adam da bot side'dan başlamıştır. Garen'e bakabilir. Garen'e bakabileceğini düşünüp burada birazcık bekleyeceğim. Eğer Garen'e bakarsa keseriz zaten. Garen açık oynuyor. Bana yakın oynadı yani. Şuraya bir pingleyelim. Jax'ın burada olma olasılığı yüksek. Burada yoksa zaten bir tane oralarda falandır diye düşünüyorum. Pozisyon yok gibi duruyor. Aynen pozisyon yok gibi. Biz base atalım. Hemen iki tane uzun kılıcımızı alalım. Yolumuza bakalım. Diyeceksiniz ki niye kazma almadın. Hızlısından bitmesini istiyorum açıkçası itemin. Siz kazma da alabilirsiniz. Bana bakmayın. Jax post side'daymış. Bakalım bir kill verecek miyiz buradan. Vereceğiz gibi duruyor ama. En azından ben gelisiye güzel kill verdik. Ve aldık da. Ben de geliyorum, ben de yoldayım. Bence beni burada tahmin etmeyeceklerini düşünüyorum ben. Hemen ısıralım. Isırmama nedeni E'si dönmüş olabilirdi. Bu yüzden hiç riske atmadım açıkçası. Buradan bir... Allah kahretsin çok uzağa attım. Heh tamam, geçtim. Bakalım buraya. Geri dönelim Gromp'umuza. Gromp kurt yaptıktan sonra da buradan Void'lere gideceğim. Onun da kuşları çıkıyor. Şöyle pingleyelim orayı. İnşallah anlardın demek istediğimi. W'muz açılmadı, kötü oldu bu. Şimdi çarpı atsam o vakte kadar herhalde gelmiş olur. 50 saniye içinde zaten biz buraya döneriz yani. Her türlü döneriz buraya. Oto ataklara devam edelim. Şimdi W'yu burada basıyorum. Senin ağzına sıçayım Gromp. Normalde de Gromp'u buraya kadar çekip W'yu bastığınızda oraya kadar gidebiliyorsunuz. Yani şu kurtlara kadar koşturuyor yine Rair. Ama yapamadım. Her zaman yapacağız diye bir şart yok. Şaka şaka var, her zaman yapacaksınız arkadaşlar. Yapmak zorundasınız. İyi oynamak zorundasınız zaten. Bir dive atmış olabilir mi LeBlanc? LeBlanc atamadı gibi. Güzel, 5 level gireceğiz Void'lere. Umarım Jax kuşlardan buraya doğru yürümez derken. Geldim dostum. Merhaba. Patlatsın şeyi. Isıralım bunu. Hem Ignite kanamayı ölür mü? Kanamayı ölür. Ya bu kanamanın güzelliği ne böyle ya? Bu kanamanın güzelliği halis mulis mi? Hemen yanlarına çekelim bunları. Hemen alalım bunları. Burada biraz daha beklersiniz. Şu götçük var ya şu götçük. Şu geliyor. Gelmiyor pardon. Böcek çıkartıyor içinden. Bayağı vakit kaybediyorsunuz. Bunun ikisini yan yana getirmekle uğraşmayacağım. Şuradan vurmaya devam edeceğim. Bunu almaya devam edelim. Bunu alalım. Sonra şunu alacağız. Bu arada Jax sizi counterlıyor arkadaşlar. Yani onu dikkat etmeniz gerekiyor. Düzgün bir şekilde oynamanız gerekiyor. Ne bileyim adam... Hemen çarpı attım buna. Şundan bahsediyorum. E attığında size şöyle geri itin adamı. Tamam bu adam şu an öldü arkadaşlar. Dümdüz öldü. Şu canları da alalım. Ghost bastı okey. Buraya fightlamaz ya. Tamam Yasuo. Tamam buraya gerek yok. Ben buradan nereye gideceğim? Ben buradan... Şöyle bir tane ulti sallayayım. Belki dümenden tutar. Tutmadı. Anla ki kayacılları alalım. Base atalım. Oradan da maviye gidelim ve ejder'e bakalım.
Şu an 4-8'iz. Takımımız önde. Bu arada dışarıdan sesler geliyor olabilir arkadaşlar. Kusuruma bakmayın. Şimdi buradan tahsillere doğru konuşamadım. Şuradan 4 kolt daha beklerim. Bu önemli. Totem önemli. Totemi atlıyoruz çünkü. Ayrıca atlayamayan bir çar olsa bile siz alın. Pink ward önemli. Pink ward alan arkadaşlar bir elo yükseliyor. Öyle diyeyim size. Pink ward ile oynayan insan hemen rank atlıyor arkadaşlar. LoL diyor ki bak bu adam pink ward almış. Al kardeşim. Zümrütesin. Öyle yani. Şimdi burada aslında counter jungle'a gidebilirim. Ama ne gerek var? Ben direkt kendi ormanımı dönüp ejder girmek istiyorum. Ya da mavi kesip bizimkilere gitmek istiyorum. Artık ölebilir mi kanka? Ölür müsün? Öler misin? Öl. Hop atlayalım bakalım sana. Bak gördünüz mü arkadaşlar? Stun değmedi. Çünkü Q'muz onit sayılıyor. Yani auto atak sayılıyor. Ajax da biliyorsunuz E bassa auto atak yemiyor. Şimdi şuradaki görüş temizlesin. Buradan gidelim. Gel LeBlanc gelecek çünkü. Gelmedi. Tamam Ejder'e gidelim bu zaman. Jax'a attığımız level deep şu an çok tatlı. Objektiflere çok fazla yaklaşamıyor. Jax'ı counterlamanın tek yolu bu arkadaşlar bu arada. E ile adam sizi atladığı zaman, Q'ya attığı zaman E'ye basıtsınız. Zaten E'ye basıtsınız da stun'ınız bozulmuyor. Yani E'niz bozulmuyor. Allah'tan onu kaldırmadılar. Çünkü onu kaldırırlarsa artık Briar'ın E'yle tutulacak bir tarafı kalmıyor maalesef. Char'ı zaten yok ettiler. Nerf yemediği sadece bir tane yaman var oyunda. Öyle diyeyim size. Ne kadar yok ettiğini anlayın yani oyunun. Şimdi şuradan şeye gideceğim. Kuşlarıma gideceğim. Hiç buna gitmekle vakit kaybetmek istemiyorum çünkü. Kill ver bir tane şeyimiz olur belki ya. Velkoz'umuz olur. Oğlum siz nesiniz lan? Aa öldü. Velkoz derken Ezreal'ın ölmesi üzücü oldu. Şimdi Gromp'la hiç vakit kaybetmedim dediğin gibi. Buradan bunu alıp tabi bakacağım. Hatta şöyle bir tane ult sallayayım. Evet gidiyoruz. Susturduk. Sustum. Ben susturmadım aslında. Şey susturdu. Lan keşke ultisine susturma özelliği ekleseler. O kadar nerflediniz. O kadar şey yaptınız. Bari ekleyin kanka. Bari böyle bir buff atın yani karaktere. Değil mi? Çok güçlü olmaz yani. Atladığı kişiyi susturacak. Diğerlerine 1.5 saniye değil 1 saniye korkusun mesela yani. Bunu da mı ben söyleyeyim? Bak ne güzel dengeledim karakteri. Neyse buradan Void'lere gidelim. İtem bitebilir şu an. Hani base attığımız item bitecek. Ama Void'leri bekletmeye gelmez. Void'leri hiç bekletmeyelim. Alalım arkadaşlar. Auto atak attık. Bak şimdi biraz bekledik ya bak. Gördünüz mü? İkisi de bu sefer yaptı aynı boku. Neyse sıkıntı yok. Fazla vuruyoruz zaten. Şimdi bunları da aldıktan sonra bayağı rahatlayacağız açıkçası. Buraya yine yardım pinglerimizi atalım. Şimdi Jax E'ye attı. Hop duvara vurduk. Yani bundan sonra zaten çok da bir şansı yok arkadaşın. Kanamaya ölecekti ama Oyası o kill'i istedi yani. O kill benim lan dedi böyle tak bir attı şeyi. Hemen bunları da alalım. Jax'ın burayı denemesi bence hataydı arkadaşlar. Hiç denemesine bile gerek yoktu zaten. Garen'imiz geliyor Allah'a şükür. Hemen takım arkadaşlarımızın moralini verelim. Moral önemli arkadaşlar. Moral önemli. Moral eksik etmeyin. Şimdi buradan kurtlarıma gideceğim. Buradan da yoğumaya gideceğim. Şimdi bu build'i göstermemin nedeni. Neden bu build'i kısıyorum? Normalde buraya keskin sana girmeniz lazım zaten. Ama neden girmeniz lazım onu söyleyeyim. Nedenini söyleyeyim size. Karşıda Jinx ve Ziggs var. Ayrıyetten de LeBlanc var. Bundan üçü de kırılgan şampiyonlar. İlk başlarda Jax da kırılgan. Ama artık level 6'dan sonra ve ilk itemden sonra artık kırılganlığı gidiyor. Can kastığı için. Ama zaten sizin hedefiniz zaten odağınız şey olduğu için. Bu 3 tane karakter olduğu için. Hele ki ADC ve support ve mid. Bunların hepsi düşük canlı yerlerine sahip oldukları için. Can kasmadıkları için. Yok ediyorsunuz. Bu üçünü. Zaten bu üçünü yok ettikten sonra zaten önemi kalmıyor arkadaşlar diğerlerine. Zaten bizim top lane'imizde Xante yazmış. Hemen counter jungle da atalım buraya. Totemi berbat rezil rüsva attık bildiğin. Jax'ın red'i duruyor. Durmuyormuş. Şimdi buraya bir girelim. Buraya atlar. Atla buraya lan. Merhaba Jax. Bak her şeyimi engelledi gördünüz mü? Bunu da nasıl göstermişler. E basılsın ki hasar azayım yani. Ayı gibi hasar yemeye gerek yok. 5 kolumuzu alalım buradan. Şuradan atlarsak aynen öyle yan bire kilitlendik. Şimdi bunu da alıp buna çarpacağım bu arada. Neden çarpacağım? Ejder'e zaten 1 dakika var. Bizimki de 15 saniye içinde gelecek. Hızısından alalım. Şöyle top lane'e bakalım. Xante'nin... Nice oğlum ya. Ultinin güzelliğine bakar mısınız? Atsın ultisini hiç sıkıntı değil. O da kaçtı. Sıkıntı yok. İyi güzel. Ulti'nin güzelliği derim susarım. Hemen kurtlarını da alalım bu adamın. XP'yi önceliğini sürekli almam lazım. Her defasında XP'de önde olmam lazım benim. Şimdi Yampiri'yi de alacağım. Yampiri diyorum. Alameti de alacağım. Çarpım yok ama riskli. Çarpım yok ve risk derken topa gidiyor. Şurada görüş var. Şuradan atlayabilirim kanka.
Burada görüşler yok, beni görmüyorlar şu an. Şu an görüyorlar. LeBlanc atlarsa diye basılı tuttum. Anına avradını, ödüm koptu lan. Şuraya totem atacağım. Şurada base atacağım. Elim W ve Q'da. LeBlanc'i gördüğün gibi W, Q, W yapacağım. Şunu da duvara vuralım. Allah! Oto atak atmaya devam ediyorum. Maalesef. Skillerim cooldown'daydı. Ama dediğim gibi LeBlanc elimi hazır tutmuştum. Bunu da görmüş oldunuz. Göstermiş oldum size de. Şurada bir kayacılarımızı alalım. Redimizi alalım. Kuşlarımızı alalım. Bot sayede dönelim. Ejder'i alalım. Diyeceksiniz ki neden bu kadar vakit kaybediyorsun? Arkadaşlar onları alma ihtimali şu anlık yok. Gerçekten yok şu an. Her lane'imiz push'ta. Her lane'imiz ittiriyor. Ekstra ve ekstra zaten Jax'ları gücü yok. Jax'ları ölmüş bitkin durumda. Yani şu an hiçbir şansları yok. Ben o yüzden burayı alacağım. Çarp atmayacağım. Burayı aldıktan sonra zaten dağıtız. Hop bunu da alalım. Alacağız kardeşim, alacağız. Sakin olun birazcık. Jax oraya atladı. Jax şuradan geçer mi? Şuraya falan. Hiç kaymadı bile adam. Merhaba Jax. Elimize basalım. Sıçrayı koyuyor da hop valla. Ödüm koptu lan. Şu Yamper'i yüzünden ölmek istemiyorum. Bir tane ping atacağım. Devam edeceğim. Orada bir beyin drop yedim arkadaşlar. Böyle bir beynim durdu. Lan ne yapacağım, ne yapacağım oldum bir an. Şunu da çarplayalım hemen. Base'leyelim. Hiç yukarı kadar gitmeyeceğim. Bu arada sabahtan beri 2 itemle oynuyoruz. Hatta 1 itemle oynuyoruz. Ayakkabı saymıyorum. Ayakkabı insan yerine koymuyorum. Buradan neye gidelim? Bir uzun kılıç alayım. Bakalım Dominik alabiliriz. Bakın dediğim gibi bu arada adam artık can kasmaya başladı ve kırılganlığı gitmeye başladı ki zırh da almış. O LeBlanc öldü. Kayacılarım gidecek. Gelecek. Hop kayacılarım da geldi. Çarpıyorum hemen burayı. Hasarımız şu an güzel. Bu ile arkadaşlar adamlar nerfliyor. Yani suikastçı olmasına rağmen suikastçı itemler güçsüz kalıyor aslında Briar'la. Bu adamlar biraz kasınca çok fazla bir şansınız olmuyor aslında. Öyle diyeyim size. Yani nasıl diyeyim, mesela bu Ziggs'in yanın Ziggs değil Lulu olsaydı ben bu bot lane'de mesela çok bir şansım olmayacaktı. Öyle diyeyim size. Veya başka bir engage şampiyonu olsaydı koruyacak mesela Alistar gibi. Benim yine Jinx'e karşı çok bir şansım olmayacaktı. Yani bunlar önemli. Buraya Zed almaya gelir mi acaba? Evet yokmuş ki. O yüzden birazcık komp da önemli. Eğer öyle olursa da zaten nasıl bu hit kasacağınızı ben size göstermiş olurum. Hemen buradan bir kill aldık yoktan. Jinx'e tuttu. Sıkıntı yok, double kill attık. Buradan ben Domine'ye gideceğim ya. Zırh delmemiz olsun. Ya da fani hatır altına gidelim ya man. Hadi fani hatır altına gidelim. Jax'ın bizi böyle bozması üzücü oluyor ama yapacak çare yok arkadaşlar. 6-1 olduk. Perfect KDA gitti. Zaten KDA odaklı değiliz. Hop bir tane Q attın, öldürdün onu. O da iyi. Alırsın bu kuleyi ya. Bu kuleyi vurma ama. Arkadaşlar FF verdiler. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım video beğenmişsinizdir. Hepinizi öpüyorum. Bye bye.